kendi solüsyonunun içerisinde bekliyor. Alzheimer hastalığı tüm dünyada görülen ve tedavisi olmayan nörodejeneratif hastalık, en çok görülen. İkiye ayrılıyor. Alzheimer hem ailesel hem de sporadik Alzheimer olarak iki formda görebiliyoruz. Ailesel Alzheimer'ın görülme sıklığı maksimum %5, %1 ila 5 arasıdır. Sporadik, yani kendiliğinden oluşan Alzheimer hastalığı ise %95 kadar bir oranda görülmektedir. Ve yaşla beraber bu artar. İşte 60 yaşından sonra %15, 80 yaşından sonra da %50 oranında artış olabiliyor görülme sıklığı. Sanık kitinde sporadik, yani kendiliğinden gelişen Alzheimer da yüksek riskiniz var mı yok mu, ona bakıyoruz. Bunun için nasıl bir araştırma yaptık? Beyinde tau proteinlerinin birikimi, amiloid beta'ların birikimiyle karakterize eder aslında. Bunları baz alarak GWAS meta analizi diye bir analiz vardır. Onlar tüm uluslararası veri tabanları taranarak en yüksek 6 tane geni bulduk, yüksek riskli gen, ve onların varyantlarını inceliyoruz. En çok görülen 6 gen ve varyantları. Dudak içerinizden ve dilinizden bir DNA örneği alıyoruz. Ve bu DNA'nızda sizin Alzheimer, bu bahsettiğimiz 6 gendeki polimorfik noktalarınız var mı yok mu, ona bakıyoruz. Var ise yüksek risk diyoruz. Yok ise tabii riskiniz azdır diyoruz. Çok fazla çalışma var, literatür çalışması. Çevresel etmenlerin Alzheimer hastalığını ötelediği veya oluşumunu engel olduğuna dair. O nedenle eğer siz erken tanı alırsanız yaşam koşullarınızı değiştirebilirsiniz. İşte yeme içme düzeniniz, spor yapma alışkanlığınız gibi, bunları değiştirirseniz Alzheimer'ı, işte dediğim gibi, yakalanma yaşınızı öteleyebilirsiniz veya engelleyebilirsiniz. Amacımız o. 2 saat gibi kısa bir sürede sonucumuzu alıyoruz. Prototipimiz çıktı. Kitimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Pek çok deneme yapıldı bunun üzerine. Şu anda ruhsat aşamasındayız. qPCR'dan bakılıyor COVID testlerine de. O yüzden her hastane, klinik, araştırma merkezlerinde hemen hemen olan bir cihaz. Bizim hazırladığımız kiti de çok rahatça kullanabilirler. Yani isteyen her kuruluş, hastane kuruluşu veya işte kliniklerde kullanılabilir. Kullanım açı oldukça uygun. Alzheimer hastalığının gelişimini çevresel etmenlerle azaltabildiğimizi biliyoruz. Literatür bilgisi, kanıtlanmış bilgilerdir. Peki nasıl yapabiliriz bunları? Haftada 3 gün 45 dakika tempolu yürüyüşün gene Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını ve yeme düzeni. Yeme derken mesela pek çok renkli maddeyi aynı anda yemek. Yani işte kırmızılar, morlar, hani bol bol renkli renkli gördüğümüz meyve ve sebzeleri genel olarak tüketmek, tek yönlü beslenmemek gibi beslenme koşulları da Alzheimer'ın oluşmasını engellediğine dair çalışmalar var.